İsmail Saymaz, HalkTV.com.tr Kira artışına %25 sınır uygulanamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nas inadı yüzünden dövizdeki yükseliş inşaat sektörünü vurdu. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi ve gayrimenkulün en karlı yatırım aracına dönüşmesi konut ve kira fiyatını katladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde belirlenecek artış oranının Önceki yıl ödenen miktarın %25'ini geçemeyeceği yönünde düzenleme yapılacağını duyurdu. Aynı sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü Ali Kurt'un bir tweet'ini gördüm. Şöyle yazmıştı: Kira artışına %25 sınır uygulanamaz. Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulamayla davalar artar ev sahipleri kiracıları çıkarmak için farklı yöntemlere başvurur, yeni krizlere yol açar. Paylaşımı üzerine kurt aradım. %25 düzenlemesinin niye uygulanamayacağını, ev sahipleri ve kiracılar arasında ne tür çatışmalar yaşanabileceğini ve çözüm önerilerini sordum. Neden uygulanamaz? Mesela babamın bir dairesi var, kirasıyla geçiniyor. Kiraya nasıl zam yapıyor? Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde diyor ki, Önceki yıl tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek şartıyla. Şu an kaç? %39. Sen 25 yaptın. 14 puan fark var. O zaman aradaki farkı devlet versin. Sen mal sahibinin parasıyla kiracıya artistlik yapıyorsun. Bu sefer mal sahibine yapacak, kiracıyı çıkarmaya çalışacak. Birçok yöntemi var. Ben oturacağım veya çocuğum oturacak diyecek ya da kirayı bir gün geç yatırınca ihtar çekecek. İkinci ihtarı çekip tahliye davası açacak. Hayvan beslediğini iddia ederek daireye zarar verdiğini söyleyebilir. Daireyi satar. Yeni alıcı bir ay içinde tahliye davası açabilir. Hukuken mümkün. Kiracıyla mal sahibini karşı karşıya getiriyorsunuz. %25 yaptın gitti. Madem yapabilecek iraden ve gücüm var, o zaman kararname çıkar de ki. Demirin fiyatı %5 indirdim. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Bu onunla eş değer, uygulanabilir değil. Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Türkiye'de en büyük yatırım aracı gayrimenkul. Bu krizi çözmek için gayrimenkulün geçici bir süre yatırım aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi lazım. İlk kez konut alacaklara vergi avantajı getirirsiniz. İkamet amaçlı olmayan ikinci ve üçüncü konutu alanlara kademeli vergi, Böylece insanlar kiraları fantastik artıramaz. Evini akrabasının üzerine yapar. Nasıl takip edeceksiniz? 20 dairesi olan 20 adamın üstüne kayıt mı edecek? Sürdürülebilir değil ki. %25'i nasıl takip edeceksiniz asıl? Mutlaka alternatif yollar arayacak vatandaş. Ne gibi? Mesela %30'da anlaşacağım, 5 lirasını elden alacağım. Kayıt dışılığı teşvik etmiş olacağız. Kiptaş olarak neden ucuz konut yaparak çözüm üretmiyorsunuz? Maliyet arttığı için üretim yapamıyorum. Bir konutun metrekare maliyeti 8500 lira 10 bin lira arasında. 100 metrekarelik bir konut 2,5 milyon liraya geliyor. Sosyal konut yapılamaz. Neden? Devletin sübvanse etmesi lazım. Ben şirketim, kamu kurumu değil, TOKİ değilim. KDV indirimi yaptılar, satışı teşvik için. Kardeşim sen malzemeyi ucuzlat malzemenin üretimi için sanayi kuruluşlarına teşvik ver. Hem istihdama katkı sağlarsın hem maliyeti düşürürsün. İnşaat giderlerinin %8-18 arasında KDV'si var. KDV'yi sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde sıfırla. Maliyette %10-15 indirim sağlarsın. Kira artışı için maliyeti düşürmemiz ve göçü düzenlememiz lazım. İstanbul'da dahil büyük kentler doğal eşiklerine kadar doldu. Yeni konut yapmak demek kanal İstanbul'un olduğu yeri imara açmak demek. Devletin elinde arsa kalmadı. Satışı teşvik edeceğine üretimi teşvik et. Bir sürü boş konut var. Devlet gelsin kamulaştırsın. TKP'ye göre Ümit Özdağ ile AK Parti gizlice anlaştı. Şu günlerde sosyalist solda hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi seçim ittifakı için anlaştı. Seçimlere girme yeterliliğine sahip olan ilk üç parti pusulada kendi amblemiyle temsil edilecek. Geçen gün aralarında benim de olduğum bir grup gazeteciyle kahvaltıda buluşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, görüştüğümüz başka sol unsurlar var, biraz genişleyeceğiz dedi. Fakat Okuyan, Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde uzlaşamadıklarını söyledi. Ortak aday çıkarmak isteğini kaydeden Okuyan, eğer mümkün değilse TKP Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak dedi. Tavrınız CHP'nin adayına bağlı mı diye sordum, şunları söyledi. Diyelim ilk turda iki aday var, durum değerlendirmesi yaparız ama koşulsuz destek vermeyiz, sol ülkeyi yönetmeye adayım demelim. Okuyan, sol gruplarla yedili masayı kuran HDP'yi sertçe eleştiriyor. TKP ile Sol Parti ve Emek Partisi'ni açıklanmak üzere olan işbirliğini sabote etmek için HDP'nin bu hamleyi yaptığını iddia ediyor okuyan. Oy potansiyellerinin bağımsız olarak üç parti solu temsil yeteneğine sahip. Hayır dedikleri iş olmaz. HDP açısından bu rahatsızlık vericidir diyor. Sosyalistlerin CHP ve HDP dışında bir alternatif kurması gerektiğini anlatan okuyan, HDP'nin domine ettiği bir şeyin parçası olmayız diye konuşuyor. HDP'nin Amerikancı ve piyasacı olduğunu, laiklik bakımından geri bir çizgide durduğunu ileri sürüyor. Ayrıca HDP içerisinde bizimkiler AK Parti ile anlaşacak diyenler olduğunu iddia ediyor. Okuyan Millet İttifakı'ndaki seçimi aldık şeklindeki düşünceye karşı çıkarak şöyle diyor: Nasıl bu kadar rahat oluyorlar anlayabilmiş değilim. Erdoğan'ın elinde güçlü kartlar var. Geçen yıl Erdoğan oyun kurmakta zorlanıyor diyorduk. Böyle değil şimdi. Tarihin en ağır ekonomik krizi var. Buna rağmen Erdoğan oyun kuruyor. Ürünlerini alabiliyor. Sermaye ve batıyla ilişkisi düzeliyor. Zeki davranıyor. Söz Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ geliyor. Okuyan, Özdağ hakkında ciddi bir suçlamada bulunuyor. Şu görüşü savunuyor. Erdoğan'la gizli bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. AKP'ye yaradı bu sığınmacı gündemi. Erdoğan'ın çözebileceği sorunu gündem haline getirdi. Çözemeyeceği tek sorun ekonomidir. Göçmen sorununu çözecek. Yollayacaklar bir bölümü ve çözüm diyecekler. AKP Özdağ muhatap almasaydı bu kadar etkili olamayacaktı. Birleşik Arap Emirliklerinden Deli Çavuş'a tweet yasağı Sedat Peker bir süredir Deli Çavuş adlı Twitter hesabından mesajlarını paylaşıyordu. Deli Çavuş'tan 4 Haziran'da yapılan iktidarın seçimi kaybedip gitmemesi halinde sokağa çıkma çağrısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni rahatsız etti. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Peker'e bu hesaptan paylaşım yapmasını yasakladı. Peker'in yakın çevresine seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım, helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım dediği belirtiliyor videosunda iktidar yanlısı bir iş adamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia ediliyor. Yakın çevresinin Peker'e İstanbul Sakarya veya Rize'den bağımsız milletvekili adayı olması yönünde baskı yaptığı ve ''Geçmişte siyasete girmeyeceğim dedin. Şartlar değişti. Dilersen maaşını almazsın. Ancak dokunulmazlık sayesinde rahatça hareket edebilirsin.'' dediği savunuluyor. Peker'in öneriye sıcak baktığı savunuluyor.